Merhabalar sevgili Aslan Burcu. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. 19 Şubat haftası burç yorumlarınızdan bahsedeceğiz. Hemen arkasından tarotlardan öngörü alacağız. Bakalım onlar bize ne söyleyecek. Öncelikle sağlıklı, huzurlu, mutluluk dolu bir hafta diliyorum hepimize. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmazsanız da sevinirim sevgili aslanlar. Evet sevgili yükselen Aslan Burcu, Pazartesi günü gündemimiz biraz daha sevgili arkadaşlar, içsel dünyamıza biraz yöneleceğiz. Sanki biraz böyle önde olmaktan ziyade, hani aslanlar işte lider olur, ön planda olur, biraz daha kendimizi gösteririz her yerde bulunduğumuz her ortamda dikkat çekeriz ama Pazartesi ve Salı günü biraz böyle geri çekileceğiz sevgili arkadaşlar. Biraz böyle olayları, işleri, güçleri, durumları arkadan böyle bakacağız. Biraz böyle kendimizi geri çekip uzaktan seyredeceğimiz bir iki gün bizleri bekliyor diyebilirim sizler için. Biraz sağlığa dikkat edin diyebilirim yine Pazartesi ve Salı günü. Psikolojik böyle biraz özellikle duygusal bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani ruhsal olarak bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Hatta bu iki gün gördüğünüz rüyalara da dikkat edin. Haberci rüyalar görme gibi bir durumunuz da söz konusu olabilir. Sezgilerinizin daha yüksek olabileceği, hissiyatlarınızın daha güçlü olabileceği bir iki gün. Yani aklıma gelen, başıma geldi diyeceğiniz olaylarla, durumlarla da karşı karşıya kalabilirsiniz aynı zamanda. Biraz daha böyle içsel dünyanıza döndüğünüz bir iki gün bizleri bekliyor diyebilirim. Aynı zamanda Pazartesi günü Güneş Balık burcuna geçiş yapacak. Bu da bizim özellikle evliysek eşimizin finansal konularıyla ilgili yeni bir döneme girebileceğimizi, artık burada biraz daha kıpırdanmaların olması, burada biraz daha iyimserliğe giden, biraz daha güçlü durumların olması, burada bir değişimin, aydınlanmanın söz konusu olması, bir hak edişiniz var ise, beklediğiniz bir yerden bir para durumu var ise, kazançlarınızla alakalı, bir kredi çekmek gibi bankayla ilgili bir gündeminiz var ise, bir borçlu alacaktı, verecekti, bu tarz konularınız var ise, bu konularla ilgili gelişmelerin söz konusu olması gibi de bir durumu tetikleyebilir diyorum sizler için. Aynı zamanda yine babanızın sağlığıyla da ilgili biraz gündemler söz konusu olabilir. Güneşin Balık burcuna geçmesi. Burada bir Güneş çünkü babayı da bize temsil ediyor astrolojide. 8. eve gelmesi biraz sağlık konularını da tetikleyebilir. Ya da sizin kendi sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken bir süreç de söz konusu olabilir. Merkür de buraya geçecek Cuma günü. Merkür de Balık'ta olacak ve burada biraz daha haberleşmeler, konuşmalar, görüşmeler, fikir alışverişleri, araştırma yapma gibi durumları da tetikleyebilir diyorum sizler için. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar hafta ortasına geldiğimizde Ay Aslan Burcu'na geçiş yapacak. Ay Aslan'dayken zaten siz bu enerjiye hakimsiniz. Kendi burcunuzda olacağı için bu geri planda olduğumuz konularla alakalı artık ön plana çıkacağız. Yani uzaktan izledik, seyrettik ve artık harekete ve eyleme geçeceğimiz dönemler. Daha lider olacağız, daha güçlü olacağız. Yine her zamanki gibi kendimize güveneceğiz. Yine dikkatler üzerimizde olacak. Yine sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getireceğiz. Yine yönetici pozisyonda olacağımız bir durumla da karşı karşıyayız hafta ortasında. Aynı zamanda Perşembe günü Mars'ın ve Venüs'ün kavuşumu var sevgili arkadaşlar, sevgili Aslan Burcu. Bu da sizin evlilik evinizde karşı karşıya getiriyor. Eşiniz, partneriniz, sevgiliniz, ilişki yaşadığınız kişiyle bir uyumlanmak, bir anlaşmak, bir barışmaysa barışma, ayrılıksa ayrılık, bir karar verme gibi süreçleri tetikleyecektir sizin için. Kova burcu zaten sizin karşı eviniz, evlilik evinizde olduğu için burada evliliğinizi bitirme ya da devam ettirme ya da hiçbir sorun yoksa bile evliliğinizle ilgili güzel bir etkileşim
uzlaşma, elle dişinin birleşmesi, güzel anlaşma, aynı fikirde, aynı düşüncede, aynı mantıkta hareket etme, özellikle de özgürlük temasının yoğun olduğu ilişkilerinizde, özgürlük temasının yoğun olduğu bir konu ve gündemde ortak yolu, orta yolu bulma gibi de durumları tetikleyecektir sizin için. Hafta sonu finansal konulara yöneleceksiniz sevgili arkadaşlar. Para konuları gündeminizde olacak. Finansal konularla ilgili şans ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Aynı zamanda kariyer hayatınızla ilgili ve aynı zamanda da bitiş var. Burada bir dolunay gerçekleşecek ve sizin finansal evinize denk geliyor. Finansal evinizle alakalı, para evinizle ilgili, kazançlarınızla ilgili bir sonlanmayı, bir bitişi, bir tamamlanmayı. Ya bir iş almışsınızdır, parasını alırsınız, o işi de teslim edersiniz, o iş biter ve bir sonlanma, bir tamamlanma yaşarsınız. Yine kariyer hayatınızla ilgili yeni bir işe girmişsinizdir. Eski iş yerinizdeki parayla ilgili durumlar kapanmıştır. Ya da bu tarz gündemler ya da parayla ilgili konular gündeminizde ne var ise. Çünkü kazanç alanınızla alakalı bir tamamlanmaya doğru giden bir süreç var. Ve bu dolunayda bunu tetikleyecek gibi görünüyor. Ve geldik tarotlara. Bakalım tarot bize ne söyleyecek sevgili arkadaşlar. Aslan Burcu 19 Şubat haftası diyoruz Aslan Burcu için. Aslan Burcu 19 Şubat haftası. Aslan Burçları bitişle başlıyorsunuz haftaya. Bakın bir sonlanma, bir bitiş, hayatınızda bir kayıp yaşama gibi bir durum söz konusu. Bu bitiş her zaman kötü bir anlamda bir bitiş olmayabilir. Şimdi hemen arkasına gelen kartla bunu daha iyi yorumlayacağız. Evet, güzel gelişmelerin, güzel sonuçların, güzel oluşumların tekrar olabileceği bir bitiş. Evet, hayatımızda bir sayfanın kapanması ve yeni bir sayfanın açılması var. Bakın burada çiçeklerimiz de açmış. Yani evet, bir durum bitiyor ama yeni bir durumlarda çiçekleniyor hayatımızda sevgili Aslan Burcu. Ve ki güneş geldi, bakın. Güneşle birlikte başlangıç, yeni umutlar, yeni ufuklar, yeni hayaller, yeni başlangıçlar, yeni adımlar bizleri bekliyor bu hafta Allah'ın izniyle. Güneş zaten sizin yönetici gezegeniniz. Burada da çıktı ve destekleniyorsunuz sevgili arkadaşlar. Evet, güneş her ne kadar balık burcuna geçiş yapıyor ve burada balık burcunda çok böyle kendini yönetemese de, kendini çok gösteremese de yine sizin güneş her yerde bir şekilde kendini yansıtacaktır. Sizin de burada yansıtacağını gösteriyor kartımız bize. Bu hafta biraz böyle aldanmaya, aldatılmalara, kandırmalara maruz kalabilirsiniz. Size verilen sözler tutulmayabilir. Buna da dikkat edin diyebilirim. Arkanızdan dönen işlere dikkat edin. Bir para kaybı, finansal bir kayıp yaşama gibi bir durum da söz konusu olabilir. Beklediğiniz destekleri göremeyebilirsiniz aynı zamanda. Bir gidiş söz konusu. Hayatınızda birinin gitmesi, sizi birinin terk etmesi ya da siz birini terk etmeniz, bir gidişinizin söz konusu olması. Bir yere bir ödeme yapmanız ve bu ödeme sizi biraz maddi olarak zora koyması. Biraz böyle finansal sıkıntılar yaşama gibi de bir durumu tetikleyecekmiş gibi görünüyor. Yine hak ettiğiniz maddi manevi ilgiyi ve değeri göremediğiniz bir durum söz konusu gibi görünüyor. Hak ettiğiniz bir para var sevgili arkadaşlar. Ama bu parayla ilgili sizin beklentiniz kadar değil, sizin istediğiniz, sizin hakkınız kadar gelmiyor. Yani 5 beklerken 3 geliyor, 3 beklerken 1 geliyor. Burada haksızlığa uğrama var. Burada hakkınızı alamama gibi bir süreç söz konusu gibi görünüyor sevgili arkadaşlar. Her ne kadar bunlar olursa olsun, her ne kadar arkanızdan işler çevriliyorsa çevrilsin, kim ne yapıyorsa yapsın, her ne kadar sevgili arkadaşlar finansal kayıplarda yaşasanız, hakkınızı alamasanız da biz her zaman güçlüyüz, her zaman hareketliyiz, her zaman hırslıyız, mücadeleciyiz ve tuttuğumuzu koparacağımız yine bir hafta. Belki iç dünyamızda bunlar olabilir, bunlar yaşanabilir ama biz her zaman savaşta kazanan tarafız sevgili arkadaşlar. Hiçbir şekilde kendimizden de taviz vermiyoruz. Son döneme kadar, son dönüş
dönüş durumuna kadar mücadeleye devam dediğimiz bir haftaya geçiş yapıyoruz ve hakkımız olanı almak için mücadele ettiğimiz bir hafta. Yani gerek maddi gerek manevi kendimizi koruduğumuz ve hakkımızı alacağımız bir haftaya geçiş yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, bakın dinarların süvarisi de geldi, yani tılsım şövalyesi de geldi. Rumi'nin bize mesajı: ey gönlüm, sana olsun tüm güzel haberler. Yani beklenilen haberler geliyor diyor sevgili arkadaşlar. Beklenilen sürprizlerin gelmesi, gönlünüzü rahat tutun. Bakın burada Rumi size ne söylüyor: ey gönlüm, sana olsun tüm güzel haberler. Daha ne desin Rumi size? Beklediğiniz haberler geliyor. Belki de buradaki işte hak etmediğiniz para, hak etmediğiniz işte durum, para kayıpları, belki de daha önceki haftalarda yaşayanlar da olmuştur bu durumu. Belki bununla ilgili beklediğiniz haberlerin gelmesi de söz konusu gibi görünüyor sevgili Aslan Burcu diyebiliriz sizin için de. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili gönül dostları, sizler için de söyleyeceklerimiz böyleydi. Her zamanki gibi üzerimize düşen aldık, kabul ettik, düşmeyeni evrene gönderdik. Her şeye gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.